Sayın Kudret Çiçekçi. Sayın Çiçekçi merhabalar. Günaydın, merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz bir kez daha programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tarım Artı Organizasyon Genel Müdürü Sayın Çiçekçi. Bu organizasyonda önemli, son derece önemli bir organizasyonu yerine getiriyorsunuz. Aydın özelinden, Aydın zirvesinden bakacağız ama Türkiye geneline de bir fotoğraf yayınlamış olacağız aslında bu söyleşide. Öncelikle neden böyle bir zirve yapma ihtiyacı duydunuz? Evet. Aslında çok doğru bir nokta Asiye Hanım. Evet. Her şeyden önce üretim, tabii ki kaliteli üretim yapmak, bilinçli üretim yapmak çok doğru. Doğru fiyata satmak, markalaşmak. Bütün evet. Bunlar problemler. Bu problemler ve yol haritaları çizmek sırasıyla bunları ele almak çok çok önemli. Her şehir için önemli, ülke için evet. de önemli tabii. Ama asıl önemli olan bence planlı üretim yapmak. Evet. Yani bir ürüne olan talep var mı? Ya da bu ürünün hangi cinsine, örnek veriyorum, bir zeytinde, zeytinin birçok çeşidi var. Yani küçük çekirdeklisi var, büyük çekirdeklisi var, etlisi var, yağlısı var, daha az yağlısı var. Siyah zeytin, işte yeşil zeytin, kırması, çok çeşit var. Sonuçta hani zeytin deyince sofralık evet. zeytin deyip geçemiyoruz. Çeşit de çok fazla. Dolayısıyla tüketicinin talebi hangi doğrultuda, hangi yönde? O zaman biz o talebi olan ürüne yönelmemiz gerekmez mi? Evet. Tamam, belki zeytinde hemen değişiklik yapmak biraz güçtür ama diğer ürünlerde talebe doğru yönelmek, talebe doğru ürünler üretmek, biraz daha herhalde planlı üretim yapmak mantıklı. Biliyorsunuz bir dönem patates, soğan çok yüksek fiyatlara çıkarken öbür dönemde, gelecek dönemde hemen çok kişi oraya yöneldiğinde bu sefer fiyatlar çok dip fiyatlara düşüyor veya tarlada kalıyor, satılmıyor. Evet. Toplanmıyor evet. bile. Yani Bu problemlerin ortadan kalkması için, çiftçimizin para kazanabilmesi için, evet. tarımımızın daha düzenli ve sürdürülebilir halde yürütülmesi için plan yapmak gerekiyor. Bu planı nasıl yapabiliriz? Evet. Tüm tarafların bir araya geldiği bir organizasyonla yapılabilir bu. Evet. Yani hem üretici, efendim ziraat odaları, ticaret odaları, yani bunu alan, satan, işleyen, ihracat yapan, evet. üreten, bunun tohumunu üretene kadar... tabii ki üniversiteler, akademisyenler, hangi ürünün daha verimli olabileceği, ne şekilde üretileceği, tabii ki insan sağlığı, yani insan sağlığına uygun tarzda üretim yapmak, evet. bunun kontrol edilebilir halde olmasını sağlamak, bunların hepsi çok önemli arz eden unsurlar ve aşamalar. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya gelen tüm faktörlerin bir araya gelerek, konuşarak bir yol haritası çizmeleri gerekiyordu. Evet. Buradan çıktı aslında bakarsanız bu ihtiyaç. Doğru bir çıkış noktasıyla başlamış ve nihai hedefte de sağlıklı, ulaşılabilir ve tabii ki tüketici açısından ekonomik, üretici açısından da karlı ve verimli bir üretimi planlayabilmek adına hem üreticiyi hem yatırımcıyı, ihracatçıyı, yani tüm paydaşları bir araya getiren bir organizasyon olacak. Evet. Ve biz de bu organizasyonu hemen belirtelim programlarımız içerisinde de canlı yayınlarla aktarmaya çalışacağız imkanlarımız ölçüsünde. 20-23 Mart'ta Kuşadası'nda yapılacak. Peki evet. nihai hedef noktasına eklemek istediğiniz mesajınız var mı? Başka sorulara geçeceğim çünkü. Tabii ki iki tane konuyu önem arz eden iki tane konu var. Bugün biliyorsunuz bakanlığımız gerçekten çok önemli konularda teşvikler vermekte, hibe destekler vermekte. Evet. Yani bugün hakikaten mazottan işte yem desteği, gübre desteği, makine tesisat desteği gibi birçok desteğimiz var. TKDK inanılmaz derecede yatırımlara hem sanayici tarafında hem de üretici tarafında çok müthiş destekler vermekte. Evet. Bunlar da çok çok önemli konular. Şimdi öyle baktığınız zaman bazen hani çiftçiyle siz de bağlantı yapıyorsunuz. Ben diyor işte diyor destek alamıyorum ya da diyor işte aldım diyor işte şöyle işe yaramadı diyor falan. Yani evet. Bu kadar popüler şeyde tabii çok mutlu olan çok güzel tesisler kazandırılıyor. Bir yandan da acaba hangi ürünü daha çok destek vermek lazım? Evet. Mesela o şehir için konuşuyorum, işte Aydın için örneğin. Evet. Hangi ürüne daha çok destek vermek lazım? Ve bu desteğin şekli, ödeme şekli, miktarı, birçok unsuru nasıl olmalıdır? Evet. Bunu tabii bunu konunun paydaşlarıyla bir araya gelip konuşulduğu zaman sanırım daha doğru bir yol izlenebilir.
Bu birinci unsur. Yani desteklemelerin hem bakanlığın hem ve diğer desteklemeler, hatta kredilendirme, yani bankaların hangi ürüne ne şekilde destek vermesi, nasıl kredi vermesi gerektiği ile ilgili de. Evet. Bu bir tarafı. Bir de o şehrin markalaşması. Evet. Yani ürünlerini markalaştırmak, güvenilir hale getirmek, güvenilir gıdada o şehrin markasının ön plana çıkmasını sağlamak. Biz Aydın'a bir hedef belirledik, markam Aydın diye. Evet. Sanıyorum önümüzdeki günlerde markam Aydın ile ilgili bir takım reklamlar, bir takım çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ve Aydın'da üretilen her türlü gıda ve hayvancılık ya da tarım ürünlerinin markam Aydın sloganı ile satılmasını sağlamaya çalışacağız. Ve Türkiye'de öncelikli, daha sonra dünyada Aydın markasının, Aydın ürünlerinin güvenilir bir şekilde satın almasını, bilinirliğini arttırmaya çalışacağız. Hakikaten önemli hedeflerden ve biri, önemli çalışmalardan biri markalaşma. Hem üretici adına katma değer sağlıyor, hem de tüketici adına güvenilirliği patentlemiş oluyor. Biraz daha tescillemiş, evet, oluyor güvenilirliği. Bu noktada da önemli. Bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum. Aydın tarım açısından, tarımsal üretim açısından son derece önemli illerimizden biri. Evet. Seçerken kuşkusuz buna özen gösterdiniz. Yani neden Aydın çıkış noktası sorusuna baktığım zaman muhakkak ki tarımsal üretimdeki önemi dikkatinizi çekti, ama bunun yanı sıra Aydın sadece tarımsal üretimden dolayı seçilmedi. Destekleyici nedenler de var. Bu konuda neler söylersiniz? Tabii çok önemli. Bir kere hem tarımda hem gıdada ve hayvancılıkta da çok, evet, önemli bir noktada. Yani bugün alo. Dinliyorum. Buyurun Sayın Çiçekçi. Bugün Kazakistan'a ihracat yaptık. Geçen günlerde, evet, hayvan ihracatı yaptık. Bunun belli bir bölümü de Aydın'la yetiştirilen hayvanlardan seçilerek, evet, gönderilmişti örneğin. İyi bir turizm kentiyiz. Yani, evet, dediğim gibi Kuşadası vesairesi kıyımızda tanınan, bilinen, dünyada ön plana çıkmış, evet, kıyı kentlerimiz var. Dolayısıyla Aydın hem turizmde hem geçiş noktaları yol itibariyle, bir de kurumsal yöneticilerinin bu işe bakışı, sıcak algılaması, destekleri de çok önemli. Bugün işte ticaret borsaları, ziraat, evet, doları, ticaret odaları, damızlık birlikleri, koyun keçi birlikleri, et birlikleri gibi birçok üretici birliğimizin, süt birliğimiz gibi onların desteklerinde bu işin içerisinde olması ve onların da bu işi sahiplenmesi de çok önemliydi. Biliyorsunuz sadece biz bir organizasyon firması olarak, evet, bu işin altında tek başına kalkmamız mümkün değil. Kesinlikle. Bu tabii şehrin önde gelenlerinin, önderlerinin bu işe sahip çıkması gerekiyordu. Tabii. Evet, evet. Onun da çok etkin oldu. Onların yaklaşımları, sıcak algıları ve işe sarılmaları da çok önemliydi. Evet. Böyle olunca da tabii hep birlikte bu işin üstünden kalkmak kolaylaştı. Kolaylaştı. Peki Aydın'la başladı diyelim. Aydın'da artık yapılma aşamasında sayılı günler kaldı. 20-23 Mart'ta gerçekleştirilecek. Hı hı. Konuya başlarken de örnek olması adına önemli olduğunun altını çizmiştim bu tür çalışmaların. Yani başka illerimizde de bu tür çalışmalar yapılmalı. İyi sonuçlar muhakkak ki alınacaktır. Öncelikle farkındalık yaratmak adına çok çok önemli. Katma değer üretmek adına çok çok önemli. Peki Aydın'dan başka diğer iller için de böyle bir planlama var mı yakın vadede? Tabii 8-9-10 Mayıs'ta tabii aynı şekilde danışma kurulu ve toplantıların da başladığı, yol haritasını kendi, evet, adımız önce ön çalışmaların yapıldığı, komitelerin belirlendiği Manisa'da yapıyoruz. Hı. Evet. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Zirvesi'ni yine Manisa'da bir güzel bir salonumuzda, bir otelimizde gerçekleştireceğiz. Evet. 8-9-10 Mayıs'ta. Tabii burada çok önemli konu da o ildeki il müdürlerimizin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlerimizin, evet, de konuya yaklaşımları çok önemli. Yani vizyon katmaya çalışıyorlar konuya. Sahipleniyorlar. Yani gelecekte daha iyi olmalı. Yani belki de o şeyde başka bir şehirde, başka bakanlığın başka birinde görev yapabileceğine rağmen, evet, ama şimdiden bu şehrin geleceği için çaba sarf ediyen il müdürlerimiz var. Bunların da tabii çok büyük payı var. Çok çok önemi var. Muhakkak. Yani tabii onlar bu konuya sıcak bakmasalardı, sarılmasalardı, evet, yine aynı şeydi. Yani ama ilk önce tabii bayrağı onlar almış oldular ellerine. Onlarla yürüyor konu çünkü.
bu tür ortak girişimlerle sonuca ulaşmak mümkün olacaktır. Özellikle tabii ki ilde bulunan, devlet adına görev yürüten hem valiliklerin, valilerimizin hem il müdürlerinin. Tabii, ve Aydın Valiliğimiz tabii. Çok ciddi destek verdiğini tabii, biliyoruz. Doğru. Evet. Aynen, doğru. Çünkü o şehrin sadece tanınması değil, hem tanınmasını sağlamış oluyor, hem üretim planlamasını yapma adına atılacak adımlar ve çıkacak sonuçlar var. Bu çok önemli. Ve üreticinin katma değerini yükseltmek adına alınacak sonuçlar var. Dolayısıyla hakikaten çok önemli bir organizasyon. Sonuçlarının da başarılı olacağını şimdiden umut ediyoruz, şimdiden düşünüyoruz ve diğer İnşallah. İllerimize de örnek olacaktır. Özellikle İnşallah, örnek evet. olması noktasıyla hakikaten çok yakından alakalıyız. Biz de programımızda bu zirveye geniş yer vermeye özen göstereceğiz. Diğer illerimize de yayılsın üreticilerimiz ve tüketicilerimiz, bu tür organizasyonların iyi sonuçlarından faydalansın istiyoruz. Son bir mesajınız İnşallah. Varsa alabilirim Sayın Çiçekçi. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada üreticiyle tüm Türkiye'yi birbirine sesini duyuruyorsunuz. Teşekkürler. Sağolunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz.